Sayıştay denetçilerin raporlarını raporlama kurulunda elemine ediyor, sansür uyguluyor. Kamu kurumlarının zararları KİT komisyonundan saklanıyor. Bu iddianın sahibi ana muhalefet partisinin KİT komisyonu üyesi Turgay Develi. Adalet ve Kalkınma Partisi KİT komisyonu toplantılarını yaptırmıyor. Çaykur'da olsun, TOKİ'de olsun, Atatürk Orman Çiftliği'nde olsun, Halkbank'ta olsun, İller Bankası'nda olsun her birinde yüzlerce yolsuzluk dosyası var. Özellikle enerji kitlerinde dramatik olaylar yaşanıyor. Ben araştırdım, 15-20 yıl öncesine kadar böyle bir şey olmamış ama sordum, soruşturdum, meclisin tarihinde böyle bir uygulama yapılmamış. Kamu kurumlarında zarar rekortmeni ise Merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de olan Çaykur. İşte o Çaykur geçen yıl 40 milyon lira zarar etti. Muhalefete göre zararın boyutu çok daha fazla. Çaykur ise 39 milyon lira zararla yılı kapatıyor. Bir de bunu nasıl başarıyorlar? 100 milyon liralık Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne arsa satıyorlar. 16 milyon lira stoklardaki malı yeniden değerleme yöntemiyle fiyatını kâra yazıyorlar, 16 milyon lira. Bütün bunları da çıktığınız zaman zaten kurum 250-300 milyon lira fiili faaliyet zararında. Çaykur'daki zarar çarkı Sayıştay raporlarıyla ortaya çıktı. O raporlarda Çaykur zarar ederken kurum yöneticilerinin kurduğu özel şirket kâr üstüne kâr elde etmiş. Muhalefet Çaykur yöneticilerini kendilerine yeni bir paralel Çaykur oluşturmakta ve kurumun kaynakları o özel şirkete aktarmakla suçladı. Çaytaş'ın yıllık kârı 139 milyon lira, Çaykur ise 39 milyon lira zararla yılı kapatıyor. Kurumu milyonlarca lira zarara sokan yöntem Sayıştay uzmanlarının da tepkisini çekti. Çaykur yönetimi yurt genelindeki çay dağıtım ağını atıl bıraktı ve o işi yapması için Çaytaş adlı yeni bir şirket kurdu. Ve Çaykur kendi şirketine milyonlarca lira para akıttı. Sadece 2013 yılında Çaytaş'a aktarılan kaynak 139 milyon lirayı buldu. Çaykur'un da kendi pazarlama ağı var. Zaten bu kurdurdukları şirket de kendi bayilerine şirket kurdurmuşlar. Normalde %1 olması gereken, %2 olması gereken primleri bu şirkete para aktarmak için %10-12'ye çıkartmışlar. Çaykur'daki hukuksuzluklardan biri de Çaykur yönetiminin bir spor kulübünde yöneticilik yapması. Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'nun Çaykur Rize Spor'un yönetim kurulu başkan vekili olması kanuna aykırı bulundu. KİT komisyonunun CHP'li üyeleri Çaykur'daki hukuksuzlukla ilgili suç duyurusunda bulundu. Sayın İmdat Sütlüoğlu'nun dört koltukta birden oturması hukuka aykırıdır. Rize Cumhuriyet Savcısına çağrıda bulunuyorum. Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu o makamda nasıl oturuyor?